Çözüm Rehberim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Witcher 3'te FPS'inizi nasıl arttırabilirsiniz onu göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, oyuna girmeden önce yapacağımız ilk şey NVIDIA denetim masasına gelmek olacak. Masa üstüne sağ tık yaptım. Buradan NVIDIA denetim masasını açıyorum. Ardından 3 değerlerin yönetilmesi kısmına geldiğimiz zaman burada hatta ilk başta görüntü ayarlarını yapalım. Görüntü ayarlarına geldiğimizde burada beni tercih ederim kullan deyip bunu performansa çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu biraz daha akıcı görüntü olmasını sağlayacak ama tabii gördüğünüz gibi köşelerde falan böyle sıkıntılı görüntü oluyor. Kalite yaptığım zaman köşeler falan düzgün oluyor ama tabii akıcılığını kaybetmiş oluyor. Siz bunu performansa çekeceksiniz. Ardından 3 değerlerin yönetilmesi kısmına geleceksiniz. Ben şimdi bunu uygulamayacağım. Buradan program ayarı dediğimiz zaman program ekleye basıyorsunuz. Buradan Witcher'ı seçiyoruz arkadaşlar. Witcher'ı bulalım. Witcher 3 seçilen programı ekledim. Ardından burada çeşitli şeyleri düzelteceğiz arkadaşlar. 900 mesela kalitedeymiş. Bunu siz yüksek performans alıyorsunuz. Trilinear optimizasyon açık olacak. Güç yönetim modu. Bunu maksimum performans tercih ediyorsunuz. Ardından aşağı inelim. Buradan OpenGL'den de zaten ekran kartınızı seçtiğiniz zaman bu ayarları yaptığınızda uygula ve tamam diyorsunuz. Bu şekilde ilk çözümümüzü yapmış bulunuyoruz. Şimdi oyuna geçip oyundaki ayarlamaları yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuza girdik. Buradan seçenekler kısmına geliyoruz. Ve ardından de burada görüntüyle başlayacağız. Burada grafiklere geldim. Şimdi bizde bir kere 4K'da mı açmış, kaçta açmış bunu? 1920-1080 çektim. Çok fazla FPS'iniz düşükse bunu buradan 1280-1024'e çekin arkadaşlar. Ben 1920-1080'de bırakacağım. Şimdi burada saniye başına maksimum kare sizde 60 olacak. Bunu geliyorsunuz buradan sınırsız yapıyorsunuz. Ardından görüntü modumuz tam ekran. Evet. Şimdi burada Nvidia HairWorks var. Bunu kapatın arkadaşlar. Bu size 10 FPS, 15 FPS arttıracaktır. Bu saçlarla ilgili bir ayarlama. Bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da gelin sıfıra çekin. Ön ayarları. Bunu da düşük yapıyoruz arkadaşlar. AirWorks ön ayarlarını. Arka plan karakterleri sayısı. Bunu ortaya çekiyoruz arkadaşlar. Gölge kalitemiz düşük. Arazi kalitemiz orta. Su kalitemiz düşük. Çimen yoğunluğumuzu düşük yapıyoruz. Doku kalitemizi orta. Çok da kötü bir görüntü olsun istemiyoruz. Yeşillik görüşmezliği çok mühim değil. Orta veya düşük yapın arkadaşlar. Ayrıntı seviyesini orta yapıyoruz. Donanımsal imleçte zaten kapalı. Burada gamma'ya geldim. Bu değişikleri önce bir yapalım, evet istedik. Bakın zaten mouse'um bile hızlandı şu anda. FPS bayağı bir arttı. Devam ediyoruz görüntüden. Burada ileri düzey işleme var. Burada bunların hepsini arkadaşlar burada ortaya basın veya düşüğe basın. İkisinden biri. Hangisi, bakın. Düşükte hepsi kapalı oluyor ama ortada bazı şeyler açık. Mesela hareket bulutunu kapatın zaten. Bu güzel bir şey değil. Bulutunu kapatın. Yani yumuşatma açık olabilir. Çok fazla FPS'iniz düşükse kapatın arkadaşlar. Sahne parlaklığı açık olsun. Bu düşükte. Bağlantı elliğimiz kapalı. Kenar parlaklığı eğitimi açık demiş. Işık ışınları kapalı. Bunları da yaptıktan sonra zaten yapacağımız başka bir grafik ayarı yok arkadaşlar. Burada indirilebilir içeriklerde bakalım. Şimdi bunlar acaba FPS düşürüyor mu? Düşürmüyor herhalde arkadaşlar bunlar FPS. O yüzden bunlar açık kalabilir, eğer dileyeceğiniz varsa zaten oluyor bunlar. Bu şekilde bu ayarları yaptıktan sonra oyunuza girebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi devam edeyim. Bir girip bakalım. Hem siz de görüntünün nasıl olduğunu görmüş olursunuz. Evet, zaten görüntü çok da kötü değil. Yani güzel bir görüntü var. Ama oyun gördüğünüz gibi gayet akıcı. Şöyle hatta bir fight'a gidersek güzel olur. Size de fight'ta da göstermiş olurum.
Şöyle bir gidelim bir soru işaretine. Yani mesela bir soru işareti var mı? Biraz uzak. Şöyle şuraya gidelim. Bu arada ekranınızın monitörü kaçsa ona göre FPS alıyor. Mesela benim 165 Hz, 165 FPS alıyorum. Yani sizin neden böyle 60 Hz falan diye, eğer 60 Hz ise monitörünüz 60 FPS verir. Zaten büyük ihtimal 60 Hz. Zaten oyun ilk açıldığında direkt 60 Hz'e sabit. Yani 60 FPS'e sabit oluyor. Biz bunu sınırsızda çektiğimiz zaman ancak böyle FPS'ler alabiliyoruz. Şimdi bir gidelim. Bir fight'e gidelim bakalım. Gördüğünüz gibi hiçbir kasma yok. Bunlar da kurtmuş. Ben zaten gideceğim zar burada demiş lan, korkma. Kan mı ya, bu ne böyle? Kanlar evet kötü gözüküyormuş. Korsan. Güzel. Şöyle birkaç korsan keselim. Sıfır kasma, yani hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi hiçbir kasma belirtisi bile yok. Gayet güzel bir şekilde, görüntüler de fena değil yani, güzel. Evet arkadaşlar, bu şekilde FPS'inizi arttırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Thank you.